Merhaba. Hikayeye göre Meryem ve çocuk İsa Aziz Luka'ya rüyasında görünmüş ve o da bunu resmetmiştir. Bunun sonucunda da ressamların koruyucu Aziz'i olmuştur. Dikkat ederseniz Aziz Luka'nın gözleri yarı kapalı ve biliyoruz ki aslında önünde duran Meryem ve çocuk İsa'yı hayalinde görüyor. Yani bir bakıma bu onun resmi değil. Aslında o sadece yanı başındaki meleğin bu resmi yaptırdığı bir aracı. Bu yüzden Aziz Luka'nın yaptığı Meryem ve Çocuk İsa resminin benzerlerine kıyasla bir üstünlüğü var. Çünkü aslında onun değil, Tanrı'nın eseri. İlginç olan bu eserde ressam Gossert Aziz Luka gibi ilahi bir güç aracılığıyla değil, kendi iradesiyle kafasındaki Meryem ve Çocuk İsa'yı resmetmiş. Doğal olarak ressamların ilahi figürleri resmetmesinin onlar için ne anlama geldiğini merak ediyoruz. Bir ressam Meryem'i kafasında nasıl hayal eder? Ya da İsa'yı nasıl resmeder? Bunlar aslında sanatçıları her dönemde ilgilendiren zor sorular. Çünkü nasıl göründüklerine ilişkin hiçbir tarihi dayanağımız yok. Peki onların resimlerini yapan ressamların dayanağı ne olabilir? Bu figürlerin resimlerini yapmanın meşruiyeti de sorgulanabilir. Sağ üst köşede ressamın griler içinde resmettiği bir Musa heykeli var. Musa olduğunu elindeki on emirin yazılı olduğu iki tabletten anlıyoruz. Hristiyan geleneğinde Musa başında boynuzlarla gösterilir. Buradan bu figürün Musa olduğunu biliyoruz. Musa sanki bir şeyi işaret ediyor gibi. Emirlerden bir tanesinde... İnsanların, su altındaki balıkların, gökteki kuşların resmedilmemesi gerektiği yazılı. Belki de sanatçının yaratma çabasından dolayı tanrı rolünü üstlendiği düşünüldüğü için böyle bir emir yazılmış olabilir. Put yapmayacaksın. Bu emrin en yaygın olarak bilinen şeklidir. Gossard tam da protestan reformunun başladığı dönemde yaşıyor. Luther ve taraftarları insanların bu resimleri sadece dua ederken kullanmak yerine doğrudan onlara tapınmalarının tehlikeli bir durum olduğuna dikkat çekiyorlardı. Bu da doğal olarak sanatçının rolüne yansıyordu. Ve bu tarz resimlerin meşruiyetinin olup olmadığı sorgulanıyordu. Bu resim sanatçının dini tasvirler barındıran eserler yaratmasını meşru kılıyor. Çünkü İncil'in bölümlerinden birini yazan Aziz Luka'nın kendisi bu eserde Meryem'i resmederken betimlenmiş. Ressam burada tasvir ettiği her detayı en ince ayrıntılarıyla yansıtmak için elinden geleni yapmış. Her bir detayı kuzey geleneğinden gelen bir titizlikle işlemiş. Gossert'ın Van Eyck'ten ilham aldığını biliyoruz. Kuzey Rönesans resim geleneğine tamamen hakim. Her şey tam bir netlik ve kusursuzluk içinde ve farklı dokulara dikkat edilmiş. Örneğin meleğin kanatlarına ve mimari yapıdaki rölyef kabartmaların detayına bakın. Resme bakarken sanatçının sihirli bir şekilde bu biçimleri oluşturabilmekten zevk aldığını hissediyoruz. Şimdi bir saniyeliğine tekrar Musa'ya ve elindeki iki tablete bakın. Dikkat ederseniz bu iki tabletin şekli mimari alanla uyum içinde. Bu resimde dünyevi alemi ruhsal alemden ayıran resim geleneği sanat tarihçilerinin çoğunun dikkatini çekebilir. Merkezdeki sütunun işlevi de bu zaten. Tüm tabloyu iki parçaya ayırıyor. Musa'nın elinde tuttuğu iki tablette aslında iki parçaya ayrılan mimari alanda bu şekilde temsil ediliyor. Resimdeki mekan son derece klasik görünümlü. Tıpkı antik Roma mimarisinde olduğu gibi yuvarlak kemerler ve alçı kaplamalar var. Öte yandan çok gizemli bir havası da var. Kuzey Rönesans'ına özgü mekanları andırıyor. Musa'nın olduğu tarafa bakarsak, yuvarlak kemerin arkasında kalan kısmı tam olarak tanımlayamıyoruz. Ee, gizemli bir bölge gibi görünüyor. Resmin ön tarafı ise doğrusal perspektif kurallarına uygun olacak bir şekilde özenle planlanmış. Kuzey Rönesans ressamı olarak Gosert bu tekniği belli ki İtalya'ya giderek öğrenmiş. Ancak buna rağmen çok fazla kuzey özelliği de görüyoruz. Aziz Luca'nın giydiği kıyafetteki kıvrımlar, Campen ya da Roger van der Weyden'ın resimlerinde gördüğümüz Kuzey Rönesans akımına özgü kıvrımlı kumaş görünümünü hatırlatıyor. E, kullanılan renkler için de aynı durum söz konusu. Mesela meleğin üzerindeki yeşil, Aziz Luka'nın üzerindeki kırmızı renkle tamamlanmış. Burada renkler üzerine gerçekten düşünülmüş. Sanatçı 15. yüzyıl ve 16. yüzyılın başlarında en önemli ticaret şehirlerinden biri olan Antwerp'te yaşıyordu ve eserlerini bu şehirde üretiyordu. Yaşadığı şehirde ticarete dayalı bir kültür ve ekonomi hakimdi. Ve bu resimde tanık olduğumuzda aslında bir tür ticaret. Kuzey ve güney resim geleneklerini bir araya getirdiği için bir kültür alışverişi olarak değerlendirilebilir. Bu eserde incelediğimiz detaylar, 15. yüzyılın sonlarında Michael Parker ile başlayan, daha sonra Dürün çalışmalarında da rastladığımız kuzey ve güney resim geleneklerinin bir potada eritildiği tasvirler. Hoşçakalın.